Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'mızın birinci bölgesindeyiz. Graben'deyiz. Malum 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı katliamı. Hocalı katliamı nedeniyle her yıl Avusturya Azeri Derneği 1. Viyana'da çadır kuruyor, basın açıklaması yapıyor. Hocalı katliamının simgesi olan kırmızı karanfil dağıtıyor herkese. Biz de bugün buradayız. Hocalı katliamını her yıl programda yayınlıyorum. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Rabbim böyle acılar bir daha hiçbir millete yaşatmasın diye. Sizi tanıyalım efendim. Bugün buradasınız. Her zaman geliyorsunuz gerçi. Her zaman destek veriyorsunuz. Sizi tanıyalım önce. 20 yıldan beri zaten bu tedbiri ben teşkil ederim burada Azerbaycanlı olarak. Ben de Azerbaycan kökenliyim. Ben katliamın yapıldığı yıl ben Bakü'deydim. Yani Allah o günleri yaşatmasın. Yani biz o topraklarımızı alana kadar mücadelemizi vereceğiz. Yani herkes o topraklar alınacak. Orası bizim ata yurdumuz. Orası hiçbir zaman Ermenilere yurt olmayacak. Yani dünya kamuoyu da bizi haklı gösteriyor. Ve haksız olduklarını dünyaya bir ispat etmek için yıllardan beri burada bu Viyana'nın merkezinde bu çadır kurduk. Biz burada bildiriler, broşürler dağıtırız. Bütün dünya diplomatları görüyor bunu. Dünya da görsün. Haksız olanı haksız desinler. İnşallah bizim topraklarımız er geç alınacak, Ermeniler oradan sürülecek yani. Türk kardeşlerimize teşekkür ederiz. Siz şu an bizi yalnız bırakmadı. Her zaman bizimle berabersiniz. Yayıncı kurulum olarak siz de bizim sesimizi duyuruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz size de. Türk kardeşlerimize sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, yanımızda Avusturya Azeri Der Genel Başkanı var. Yardım Güneş Başkanım var. Allah razı olsun başkanım. Her yıl bu etkinliği düzenliyorsunuz. Ermeni katliamını, Hocalı katliamını dünyaya duyurmak için kar, kış, soğuk demeden elinizden geleni yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun inşallah. Yine bir 26 Şubat'a geldik. Yine Matem ayındayız. Geçtiğimiz haftada yayınladık uzun uzun ama neler söylersiniz başkanım kısaca? Ahmet Bey, öncelikle Allah razı olsun. Sizler de bizim sesimiz oluyorsunuz. Biliyorsunuz bizim hakikaten kanayan yaramız Hoca Ali. Sadece Hoca Ali ile bitmiyor. Bu tarihten beri gelen Ermenilerin her 50 yılda Türkiye karşı uyguladığı bir soykırımdır. Ve bu Hoca Ali de o soykırımın son halkası olmuştur maalesef. 25 Şubat'ı 26'ya bağlayan gece 1992'de düşünün 613 masum insanımızı bir gecede katlettiler. Ve bunu da tüm dünyanın gözü önünde yaptılar. Ve bunu da belirli ülkelerin desteğiyle dünyanın gözü önünde yaptı. Dünyada sesini çıkarmadı maalesef buna. 83 çocuk olmak üzere, 106 kadın olmak üzere bir gecede 25 Şubat gecesi o soğukta, o karda, o kışta katledildiler ve hunharca katledildiler. Ve binlerce insanımız kaçkın düştü. Hoca Ali'den kaçkın düştü. Yine Karabağ'dan 1 milyonun üzerinde kaçkınımız var. Bizim topraklarımızı işgal ettiler. Ve biz hala bunu müzakerelerle çözmeye çalışıyoruz. Ve bugün de burada, bugün de burada o mazlumların sesini bir nebze olsun duyurmaya çalışıyoruz. İşte Hocaeli'deki şehitlerimizin sembolü olan karanfillerimizi dağıtıyoruz. Gerçekleri broşüre bastırmışız, broşürlerimizi dağıtıyoruz. Avrupa'nın göbeğinde, Viyana'nın ortasında bunu buradaki halka, buradaki insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ey insanlar, bakın bizim bir gecede sizin gözünüzün önünde 613 canımızı katlettiler. Bizim öz be öz Azerbaycan toprağı olan ana yurdumuz, ata yurdumuz olan Karabağ'ımızı işgal etmişler. Artık müzakereler de bir yere kadardır. Biz onlardan o topraklarımızı geri almasını biliriz. Ama müzakereleri son haddine kadar biz hukuk yollarını denemek istiyoruz. Sizlerin vasıtasıyla tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz inanç olarak insanları severiz, yaratılarını severiz, yaradanından ötürü. Hrant Dink'in tabii ki öldürülmesine biz karşıyız. Ama hepimiz Ermeniyiz diye sokaklara dökleni bir gün olsun Türk olmaya buraya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sözün özü. Cenab-ı Allah, Rabbim 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecedeki Hocalı katliamı gibi daha Yardım Başkanımızın dediği gibi daha böyle binlerce katliamlar gerçekleştirdiler. Böyle katliamları, böyle zalimlikleri, zulümleri hiçbir millete yaşatmasın. Allah şahittir ki biz iki ayrı devlet olsak da tek milletiz. Aynen. Azerbaycan ve Türk tek millettir. Yardım Başkanıma teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı, çabalarından dolayı. Burada soğukta gerçekten her
25 Şubat yaklaştığında bu etkinliği yapıyorlar. Allah razı olsun diyoruz. Azerbaycan Derneği sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 15. bölgesinde hizmet veriyor. Aşağıda adresi de var, telefon numarası da var başkanım WhatsApp hattından. Her türlü merak ettiğiniz her şey için ulaşabilirsiniz. Birlikteliğimiz hızıyla devam ediyor.